Selam gençler, YouTube Fizikle Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, manyetik alan konusundayız arkadaşlar. Maalesef sağ elime ihtiyaç duyacağım için arkadaşlar, sağ el kurallarını daha iyi anlamanız için bu yüzden bu videoyu arkadaşlar maalesef bilgisayar üzerine çekmedim. Tabii gerçi maalesef demeyelim arkadaşlar, daha da iyi olacağını düşündüğüm için diyelim. Daha önce biliyorsunuz manyetik alanı anlattığımda arkadaşlar özellikle şöyle bir şeyi manyetik alan konusunda kullandığım bir icat vardı arkadaşlar. İşte bakın neydi? Bu aslında bizim sağ elimizdeki baş parmağımızı temsil eden bir akımın yönü. Ve bunun etrafına gördüğünüz gibi böyle etrafına bir tel sardım arkadaşlar. İşte bu telin böyle yapısını da görmenizi istiyorum. İşte bunda nedir? Manyetik alanı gösteren bir tel. Elinizi işte bu şekilde tutmanız gerekecek. Keşke gönül ister böyle bir aleti sınava götürebilsek ama olmayacak arkadaşlar maalesef. Alışana kadar ki dönemde bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben de sizlere gösterirken hem elimle göstermeye de çalışacağım. Ama arada böyle sorunlar olduğu zamanlarda da bu arkadaşlarla destek alacağız, tamam mı? Bu dursun kenarda. Şimdi konumuzda neler göreceğiz? Hadi bakalım başlayalım. Şimdi ilk işimiz manyetizma. Yani bugün manyetik alanı. Sonrasında da manyetik kuvveti bugün görmeyeceğiz ama bugün manyetik alan. Neler var? Üzerinden akım geçen kim var biliyorsunuz? Düz bir tel. Bunun manyetik alanını bulmaya çalışacağız. Başka halkanın manyetik alanını bulmaya çalışacağız. Başka kim var? Bir de akım makarası. Yani burada da bobin diye kısaltılmış halde bir kısım göreceğiz. Ve bunları ne yapıyor? Sağ el kuralıyla gösterilmeleri sağlanır. Ve bu arada bir şey diyor ki bunlarla ilgili hesaplamalar yapılır diyor arkadaşlar. Bakın kazanımlarda bunları bizlerden istiyor. Lütfen siz sadece göstermeyi değil hesaplamayı da bilmemiz gerekiyor gençler. Hadi bakalım deyip başlayalım. Evet, ilk işimiz ne? Akım geçen düz telin manyetik alanı arkadaşlar. Bunlardan birincisi düz telin manyetik alanı ile ilgileneceğiz. Şimdi olay nasıl gerçekleşiyor? Üzerinden dikkat ederseniz iyi akımı geçen bir tane telimiz var. Bundan D kadar uzaklıktaki bir O noktasındaki manyetik alanı ben nasıl hesap edebiliyorum dersem iş aslında çok zor değil dikkat ederseniz. Ne yapabilirim? Mesela kendiniz bile günlük hayattan bir örnek verelim. Mesela ne oluyor? O noktası ben şimdi televizyonun yanına yaklaştım. Ne kadar yakınsam manyetik etki de o kadar fazla olacak değil mi? O zaman O noktasındaki manyetik alanı bulmam çok basit bakın. Ne yapabilirim? Akım ile doğru orantılıdır değil mi? Ama uzaklık ile de ters orantılıdır. O zaman başına da biraz sayı lazım. İşte ne ekliyorum bunun başına? K ve iki sayılarını da ekleyince K 2i bölü D diyoruz. Peki buradaki K dediğiniz şey bakın aynı. Yalnız bu elektrikteki küçük K'ydı hatırlatırım sizlere. Şöyle bu küçük K değil mi arkadaşlar? Hatta o neydi? Boşluk için yalıtkanlık katsayısı. Bu biraz büyük bir K arkadaşlar. Ve bu büyük K'ydan anlamı ne? Boşluk için manyetik geçirgenlik. Mesela şu anda arada hiçbir madde yoksa ne oluyor? Boşluk varken. Fakat işin eğlenceli kısmına geliyoruz. Eğer sen bu araya diyelim ki başka maddelerle doldurursan bu K değeri normalde 10 üzeri eksi 7 değerini alıyor. Ne zaman? Boşluk durumu için. Ama bu durumda olmayabilir arkadaşlar. O yüzden K 2i bölü D ile hesaplıyoruz gençler. Şimdi en önemli kısımlardan bir tanesine geliyoruz. Tabii ki sağ el kuralı. Bakın ne yapılmış? Burada da bir görsel var güzel. Ne yapılıyor? Sağ el kuralındaki yapacağınız şeyler şu arkadaşlar. Bakın. Ne yapıyoruz? Baş parmak akımı göstermek koşuluyla teli avuç içine alırsanız bakın tel avuç içinde baş parmakta ne yapıyor dikkat ederseniz akımın yönünü gösteriyor. Burada bir iyi akım var. Bu yönde geçen bir akım. Boşta kalan dört parmakta sizin bunun çevresindeki manyetik alanı. Örneğin mesela bunun çevresinde oluşturduğu manyetik alan nasıldır? Bakın hemen akım. Bak nereye doğru? Yukarı değil mi? Bak koydum. Bak ne yapıyor? Telin ucu vuruyor değil mi? Bu O noktasına ne yapıyor? İçeri vuruyor. Tabi bu arada bu değişken arkadaşlar bak. O noktasında başka, arkada başka, bize geliyor başka değil mi? Böyle sürekli bir değişkenlik söz konusu arkadaşlar. O yüzden mesela burada ne yapıyorum? Hemen baş parmağı akıma koyduğum zaman bakın O noktasına ne yapıyorum? Vuruyorum dikkat ederseniz. İçeri doğru. Ve biz burada hatırlarsanız da içeriği nasıl gösteriyoruz? Bunu tork konusundan da iyi hatırladığınızı düşünüyorum. İçeriği gösterirken çarpı değil mi gösteriyoruz. Dışarıyı gösterirken yani bize gelirken kalemin ucu ne oluyor bakın nokta. Bunu da kabaca şöyle diyebilirsiniz. Mesela bu kalem ucu bakın. Şu anda size doğru gelince ne görüyoruz? Bakın bir nokta görüyoruz değil mi ortasında bir tane. Ama kalemin arkasını görüyorsak ne görüyoruz? Aslında eski çağlardaki oklar gibi düşünün. Bunun arkasında bir tane ne var böyle çarpı gibi de hayal edebiliriz gençler. Hadi bakalım biz bunları biraz hesaplamalara başlayalım. İlk işimiz yön. Hadi bakalım.
Üzerlerinin bu yönde bir i ve bu yönde i akımı geçen iki tane tel verilmiş. Buna göre K ve L noktalarındaki manyetik alanların yönleri nasıl olacak? BK'yı ve BL'nin yönleri bizlerden isteniyor değil mi arkadaşlar? Nasıl yapıyorum? Baş parmak akımı göstermek koşuluyla. Bir, ben önce efendi göstereyim, sonra telden de faydalanırız. Baş parmak akım. Bakın bıraktım. Dört parmak bak artık dolanıyor. Nerede kalıyor burada parmağımın? Sağ tarafında kalıyor. Bak ne yapıyorum? İçeriye vuruyorum. O halde içeri ne demektir? Bak burada da yazmışım. İçeri çarpı demektir. Değil mi? Hatta bakalım hemen deneyelim de bak akımı. Baş parmak akıma doğru gösterirse bak. Telin ucu bakın ne yapıyor? Geliyor. Akım K'ya vuruyor. Peki ikinciye gelelim. Baş parmak akımı gösterirse L'de. Baş parmak akımı. Ama L nerede kaldı? Üstte bakın. Ne yapıyoruz? Bak altından geçiyoruz ve bize doğru geliyor dört parmağın ucu değil mi? O halde ne yapıyor? Burada dışarı doğru geliyor. Yani nokta. Hadi bir de bununla da deneyelim. Akım nasıl? Böyle bak. Alt tarafta olsaydı ne yapıyoruz? Bak içeri. Ama yukarıya çevirirsen bak ne yapıyor? Tel bize doğru geliyor ucu değil mi arkadaşlar? O halde burada da ne olacaktı? Nokta biçimli bir manyetik alan elde edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi konuda zorlanan arkadaşlar yön konusunda ilk günlerde dediğim gibi bu tel icadını çok rahat yapabilirsiniz. Hadi bakalım biz bu işin matematiğiyle ilgilenelim bir de. Üzerinden 3i akımı geçen bir tane telimiz varmış. Bakın burada 3i yazıyor ve burada o noktasının uzaklığı ne kadar? 2d ve arada da dikkat edin ne var? Boşluk varmış. O noktasındaki manyetik alan çok kolay. Bakın matematiğini çok kolay bulacağınızı düşünüyorum. Neydi genel ifademiz? K boşluk için neydi? Manyetik geçirgenlik katsayısı 2 çarpı geçen akım bölü uzaklığa böleceğiz. Hadi bulalım o zaman biz buradan yararlanarak. K 2 akım ne kadardı? 3i bölü uzaklığı ne kadar? 2d. Bakın bunlar birbirlerini götürürse ne kaldı? Bir kere değerimiz K 3i bölü d. 3 tane K i bölü d. Şıklarda var mesela 3k. Peki yön ne? Hemen ne yapıyorum? Tabii ki en büyük dostumuz sağ el kuralı. Baş parmağı akıma koyduğum anda buraya ne yapıyorum? İçeri vuruyorum değil mi? Dikkat ettiyseniz. Ya da dediğim gibi bakın akım yukarı doğruysa bak o ortasına ne yapıyor bu arkadaş? Vuruyor değil mi içeri doğru? İçeriği de biz nasıl gösteriyorduk gençler? Çarpı şeklinde gösteriyorduk. O zaman çarpı şeklinde 3ki bölü d deyip cevabı da Bursa şıkkı gibi buluyoruz. Evet. Üzerinden 4i ve i akımı geçen teller böyle yerleştirilmiş. Buna göre L telinden kaç D uzaklıkta bileşke manyetik alan sıfırdır. Şimdi acaba arada mı? Acaba bu tarafta mı? Acaba burada mı diye aramam gerekiyor. Önce yerini bir tespit etmemiz lazım. Nasıl tespit edeceğiz? Şuraya isterseniz birinci bölge diyelim. Şuraya ikinci bölge dedim. Buraya da üçüncü bölge. Önce bakın yönlerden birazcık hesap yapmaya çalışıyorum. Mesela birinci bölgede K'nın manyetik alanı nedir? L'ninki nedir diye başlayacağım. İkinci bölgede ve üçüncü bölgede acaba nasıldır? Şimdi önce başlıyorum. K ne yapıyor? Baş parmağı akıma koyduğumuz zaman bakın şöyle. Bu taraftakileri ne yapıyor? Vuruyoruz. Bak 2'ye ve 3'e vuruyorum bakın. Ama 1'e nokta olarak bana doğru geliyor. O zaman 1'e K ne yapıyormuş? Nokta. Bu ikisine de çarpı. Çarpı değil mi? Peki L ne yapıyor? Bakın baş parmak aşağıya doğru olacak. Akım bu yönde değil mi? O zaman ne oluyor? Bak buralara çarpı, buna da çarpı ama bu tarafa geçtiğim zaman nokta. O zaman buraya çarpı, buraya çarpı, buraya nokta. O zaman nerede sıfır? Bakın burada hemen sıfır olamaz. Bunu buldum neden? Herkes çarpı çünkü. Burada olabilir gibi duruyor yönlerden. Burada da olabilir. Peki en sonda değere bakacağım değil mi? Yönler tuttu. Peki neydi? Aynı etki için ne olması lazımdı? Daha önce bunu elektrikte de karşılaşmıştık hatırlarsanız. Büyükten uzak durmak lazım aynı etki için değil mi arkadaşlar? Hadi o zaman ne yapacağız? Büyük akım kim? Bu. Sen gidip bunun yanını tercih edersen ne olur? Hem bunun akımı büyük hem de yakın olduğu için bunun manyetik alanı çok büyük olur değil mi burada? O zaman bu da maalesef sıfırlayamaz. Bu diyor ki çok küçüksün diyor. O zaman ancak bizim şuradaki bir O noktasında manyetik alanı sıfır yapmamız lazım. E bu uzaklığı bilmiyoruz zaten onu sormuş. Hadi buna da X diyelim. Matematiksel olarak biz bunu hesap edebiliriz. Nasıl hesap edeceğiz hemen? Cevap basit. O noktasında K'nın oluşturduğu manyetik alanla L'nin oluşturduğu manyetik alanlar eşit olacak ki sıfır olabilsin değil mi arkadaşlar? Hadi hızlı ve fikri gidelim şimdi. Şimdi bu da düz tel, bu da düz tel değil mi? Biraz hızlı gidebilirim. Nasıl? Şimdi düz telin manyetik alanı neydi? K 2i bölü d. Formülde ikisinde de K ve 2 var mı?
O zaman i'li bölü d'lerden yazıyorum. Bak, akım ne? 4i bölü uzaklığı ne o'ya? Hem de x olduğuna göre d artı x eşittir. Peki l ne kadar? i bölü x'tir. Ne oldu? Bakın bu i'ler de giderse bir içler dışlar ne oldu burası? 4x eşittir. D artı x ise x dediğiniz şeyi buluyorum. 3x eşittir d. Dolayısıyla da x'in cevabını bulduk bakın. D bölü 3'müş. Neyi soruyor bize? L'den ne kadar? L'den uzaklığı ne kadardı? X'ti. Yani D bölü 3 kadardı gençler. Evet. Biraz daha uğraşacağız bu sefer soruda. Üzerlerinden i1 ve i2 akımları geçen 3 tel eşit bölmelendirilmiş düzleme yerleştirildiğinde O noktasındaki manyetik alan sıfır oluyormuş. Bakın O noktası neresi bu? Yalnız bir ilginç bir şey var. Bu işaret nedir arkadaşlar diyebilir bazı arkadaşlarım. Bu atlama işareti arkadaşlar. Bir telin bunun üzerinden atlamak için ne yaparız? Böyle yaparız. Bu şuna benziyor yani. Bu parmağımdan geçmek için ne yaparım? Üzerinden atlayarak böyle geçebiliriz değil mi? O zaman ne yapıyorum? Ben tellere numara veririm. Bu birinci tel olsun. Şu ikinci telimiz olsun. Şu üçüncü telimiz olsun. Şimdi önce yönleri bulalım. Birincinin yönü nedir oradaki? İkincinin yönü nedir? Ve üçüncünün yönü nedir diye başlayalım. Neredeki? O noktasında. Başlıyorum. Birinci tel baş parmak akımı gösterirse bakın bu taraftaki bir yere çarpı ama buraya nokta. O noktasına nokta verdi. Buraya bir nokta yazdık. Peki ikinci tel nasıl? Akım böyle değil mi? Bakın yukarıya ne yapıyor? Vuruyoruz çarpı. O zaman B2'ye çarpı gelecek değil mi? Peki üçüncü tel ne yapıyor? Ondan da yukarı doğru akım geçiyor değil mi? Dikkat ettiyseniz. O zaman buraya ne yapıyor? O'ya çarpıyor değil mi bu da? O halde B3 de çarpı. Peki sizce bu nasıl sıfır çıkacak? İki tanesi çarpı, bir tanesi nokta. Cevap basit. Çarpılarla noktalar birbirlerini götürmeli değil mi? O zaman ne diyeceğim? B1 manyetik alanı B2 ile B3'ün toplamına eşit olacak ki gitsin değil mi? Ve düz tel, düz tel, düz tel. O zaman biraz hızlı ve öfkeli gidebilirim değil mi? Nasıl hemen şöyle. K2i bölü d ya hepsinde. K'lar ve 2'ler herkeste varsa i bölü d. Başlıyorum. i1 uzaklığı ne kadar? Şu her bir kareye d diyelim isterseniz. i1 bölü d eşittir. İkinci tel i2. Buraya olan dik uzaklığı 2d. i2 bölü 2d artı bu i1'in yine bakıyorum. i1 bölü bakın bunun uzaklığı ise 3d. D'leri de elveda edelim. Bakın burada i1 var, burada da i1. Bunu karşıya atarsam ne kalır? 2 bölü 3 i1 eşittir. i2 bölü 2'dir. Son işlemimiz ne? i1 bölü i2'yi soruyor. O zaman bitirelim. i1 bölü i2'nin cevabı, bunu yukarıya attım. 3 bölü 4 diye buluyoruz gençler. Evet, acaba dik uzaklık önemli mi? Evet, işte bu soruda da bununla tanışmanızı istediğim için arkadaşlar. Ne diyor bakalım? Üzerlerinden i ve büyük I akımı geçen tellerin olduğu sistemde teller arasındaki O noktasındaki bileşke manyetik alan sıfırdır. Neden böyledir? Bakalım hakikaten doğru mu? Bu I akımı ne yapıyor? Çarpı. Peki bu I akımı ne yapıyor? Bak O noktasına nokta, değil mi arkadaşlar? O zaman şuna isterseniz birinci tel diyelim. Buna da ikinci tel diyelim. Nasıl sıfır olacak gençler? Birinci ile ikinci eşit olduğu için sıfır olacak, değil mi? Düz tel düz tel. O zaman K2i bölü d ise K'ları ve 2'leri şutladım. Şimdi kaç K2i bölü d derse özen gösteririm ama demiyor. Rahatım. İ. Buraya dik olduğu için i bölü d. Bu arada dikliği nasıl buluyorum? Cevap basit. Şu telin aynısından bir tane de buraya çizdiğinizi düşün. Bakın aynısını çiziyorum. Momentteki paralel almak gibi. Bak hep uzaklık d d d. O zaman hemen i bölü d. Peki diğerine geliyorum. I bölü. Şimdi bunun dik uzaklığı nasıl çizeceğim? Şimdi bir renk değiştireyim de kafanızda biraz daha canlansın. İkinci telin aynısını çizmem lazım, değil mi? Bakın. Şimdi bak, ikinci tel bu, değil mi? Bunun aynısından bir tane buraya çiziyorum. Böyle. Bunların arasındaki dik uzaklık değildir bu. Bakın dik uzaklık burasıdır, değil mi arkadaşlar? 90 derecenin karşısı 3D ise 30 derecenin karşısı şurası 3D bölü 2 yaptı mı? O zaman bunun mesafesi de 3d bölü 2'dir. Şimdi d'ler giderse ne oldu bakın? i eşittir. Bu da yukarıda. 2 bölü 3 i ise o zaman i mesafesinin cevabını ben ne buldum? 3 i bölü 2 olmalı ki bileşke manyetik alan 0 olsun gençler.
Evet, bu işin en tehlikeli gruplarından bir tanesi. Ben şimdi bir teli istediğim eksene koyabilirim, değil mi? Örneğin böyle koydum. X. Örneğin Y, değil mi? Böyle koyduk. Peki Z dediğimiz bir adam da var biliyorsunuz, değil mi arkadaşlar? O nasıldı? Bize doğru gelen ya da bizden içeri doğru giden bir eksenimiz de var, değil mi? İşte bu eksenlerle tanışma zamanındayız arkadaşlar. Mesela ne gibi? İ ve 2'yi akımı geçen teller verilmiş. Ama biri çarpı, diğeri nokta. Ne yapacağız? Bakın, o zaman baş parmağınızı çarpı yönde. Çarpı ne demekti? İçeri. O zaman bakın, baş parmağı içeriye tutarsam, bakın göremiyorsunuz belki ama içeri bakın. Şimdi görüyorsunuz herhalde. Dört parmak böyle dolanıyor, değil mi? Ya da bakın bundan deneyelim. Akım normalde böyle. Nereye tutmam lazım? İçeri bakın. İçeri doğru bir tuttum bunu. Bakın nasıl dolanıyor etrafındaki manyetik alan. Kalemin ucuna dikkat edin. Saat yönünde dolanıyor. Peki bu nasıl? Nokta. Yani bize geliyor bak. Kalem böyle geliyor, değil mi? Bakın bu ne yapıyor? Etrafında saat yönünün tersinde dolanıyor, değil mi? O zaman hemen başlıyorum bak. Bu saat yönünde miydi? Hemen dört yanına ok koyacağım bakın. Koydum. Koydum. Buralara hemen dört yönüne ok koydum. Bu saat yönünün tersiydi. Böyle. Değil mi? Bakın önce okları koydum. Ondan sonrası biraz daha kolay gidecek. Neden? Bak şimdi. Bu adamın neresinde bileşke manyetik alanı bulmaya çalışıyorum. K'nın neresinde kaldı o? Sağ tarafında kaldı. O zaman K'nın manyetik alanı bakın nereye doğruymuş? Aşağıya doğru. L'nin neresinde kaldı o? Solundaki oka bak. O zaman L'nin manyetik alanı da nereye doğruymuş? Aşağıya doğru muymuş gene, değil mi? Zaten bak deneyelim. L'yi böyle tutarsam O'ya ne yapıyorsun bak? Şöyle aşağı doğru vuruyorum. Bunda da yine böyle vuracağım bakın. O zaman ben bu manyetik alanları buldum. Aynı yönlü olduğu için toplayacağım. Şimdi ne diyor? K'nınkine manyetik alana B. Şimdi önce hatırlatalım. K 2i bölü D. Düz tel olduğu için i bölü d yazabilirim. Bak i uzaklığı d. Bu i bölü d. Bu ne kadar? 2i bölü d. He, ne güzel ya. K'nınkine b dediysem ben. L'ninki de 2b olur mu? E bu arkadaşlar da aynı yöne bakıyorlar mı şimdi? O zaman bileşkemizin cevabı da 3b oldu mu? Hadi bak, bu biraz daha zorlayacak bizi. Hem y hem z eksenini kullanmışım fark ettiyseniz bu soruda. Ne diyor? İ akımı geçen K ve L teli verilmiş. İkisinden de İ akımı geçiyor, dikkat edin. Çok sorun yok. Fakat ne diyor? K'nınkine B dedim. Peki K hangi yönde manyetik alan veriyor gençler? Hadi bakalım. Baş parmak akım, değil mi böyle? O'ya ne yapıyor bu? Vur içeri. O zaman K'nın oluşturduğu manyetik alan nereye doğru arkadaşlar? İçeri doğru. Peki L ne yapıyor? Hemen bak, baş parmak bize geliyor, değil mi? Böyle nokta. Dört parmak nasıl dönüyor? Saat yönünün tersi. Hemen bakın dört yönüne koydum, değil mi? Bunun neresi? Solundayız. Bak hop, solunda burası. O zaman L'nin manyetik alanı ne kadar? Ve pardon, hangi yönde? Bu yönde. Şimdi değerine geldik. İkisi de düzler olduğuna göre K 2i bölü D değil miydi? K'ları 2'leri attım kenara. İ bölü D. Bak yazıyorum. İ bölü D. Bu adam İ bölü D. Bu adam bu i, bu da d. O zaman bu da i bölü d, değil mi? E sen bu adama b dediysen buna da b derim. Peki geldik eğlence yönlere. Şimdi k'nınki nereye doğruymuş arkadaşlar? İçeri. Yani böyle. L'ninki nereye doğru? Bana doğru. Böyle. E bunlar birbirine dik arkadaşlar. O zaman böyle iki tane dik vektörün bileşkesi nereye düşecektir? Şöyle araya doğru çapraz şeklinde durması lazım. B ile B'nin bileşkesinin cevabı. Dolayısıyla bunlar yine bakın birbirine diktir. Bu içeri doğru, bu Y ekseni. Yani aslında bu Z ekseni üzerinde, bu da Y ekseni üzerinde, değil mi? Z ile Y de birbirine dik olduğu için de hemen B kök 2 de diyebilirsiniz gençler. Evet, son bir tane de bir yorum sorusu ekleyelim biraz işin içine. Ne demiş? Üzerlerinden İK, İL, İM akımı geçen tellerin P ve R noktalarındaki manyetik alanlar. Şimdi bakın burada ne var? 3 tane tel var fark ettiyseniz. 2 tane de nokta var. 6 hesap yapacağız arkadaşlar. O zaman nasıl oluyor? Hemen başlayalım bakışım. Önce noktalara başlayalım isterseniz. Kim var? P ve R, değil mi? Kimden dolayı var? K teli var. L teli var. Bakın ne yapıyorum? Bir de M teli var. Pardon, özür dilerim. 3 tane de tel. Şimdi ben 3 tel hangi manyetik alan? Şimdi başlıyorum. Önce K nasıl yukarı doğru akım? Ne yapar? Buna da çarpı, buna da çarpı. O zaman hemen başladım bakın. Renkleri değiştirelim. K ne yapıyormuş? P'ye de çarpı, buna da çarpı. Peki L ne yapıyor? Bakın L böyle akım geçiyor. Bakın P'ye çarpı, R'ye nokta.
P'ye çarpı buraya nokta. Peki M ne yapıyor? Hemen bak bunu da böyle göstereyim. Daha kolayıma geldi. Akım böyle değil mi? Vur. Vur içeri. O zaman M ne yapıyor? Her ikisini de çarpıymış. Okey, bunları bulduk. Şimdi diyor ki yalnız İ ile akımının yönünü değiştirirsek. L akımının yönü. Bakın şu arkadaşı yön değiştireceğim. Şimdi bu akım ne olur biraz sonra? Bunu yön değiştirirsem. Yeni sorumuz şöyle olacaktı. P'nin manyetik alanlarında değişiklik yok. Çarpı. Değil mi? Bu dursun. Bu da çarpı. R'de geliyorum. Bu K'nın oluşturduğu çarpı ve bunda da değişiklik yok. Fakat bu arkadaş yön değiştirecek değil mi? O zaman bu bir anda nokta. Bu bir anda çarpı oldu mu? Şimdi matematiğe hoş geldin. Basit artık. Basit matematikle beraberiz. Neden? Az önce sen P'de bunların hepsini topluyor muydun? Şimdi ne oluyor? Bak çarpı çarpı nokta. Birisi uyuzluk yaptı. Ters yön çıktı. O zaman P'deki manyetik alanın değeri azaldı. Peki R'ye gel. Çarpı çarpı nokta. Bunlar birbirlerini götürüyordu diyelim. Ama şimdi topla gelsin hepsini. O zaman R'deki manyetik alanda ne yaptı arkadaşlar? Arttı. Şimdi geldik akım geçen halkanın manyetik alanı. Şimdi burada biraz daha bakın kolay bir gösterim şekli oluyor. Matematiği de bakın matematiğini çok dert etmeyin lütfen. O daha kolay gidiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bir telden bu sefer halka halini, bir tel, düz teliniz vardı. Bunu kıvırdık, halka haline getirdik, tamam mı? Ne oldu? Böyle akım geçirdik üzerine. Cevap çok basit bakın sağ el kuralı. Dört parmağınızı akımın yönüne. Şöyle bakın. Akım nasıl dolanıyor? Böyle. Bak koydum. Boşta kalan baş parmak nereye geliyor? Şu anda baktığınız ekrana geliyor. Bize geliyor değil mi? Nokta. O zaman neresinde? Şu anda bu telin burasında nokta. Bakın zaten burada da mesela böyle geçen bir tel verildiyse mesela bakın böyle geliyor değil mi? Bak şurada. Mesela böyle geçen vermiş. Bak sola doğru manyetik alan. Hemen dört parmağınızı halkanın üzerine koyun arkadaşlar. Tamam mı? Bakın çok kolay. Peki matematiğini nasıl buluyoruz? Cevap basit. Düz telinki neydi arkadaşlar? K 2 i bölü r'de değil mi? Halka mı yaptık? Şuraya bir de pi katsayısı ekledik. Mutlu bir hayat sürdürdük. Bu arada B'nin birimi neydi arkadaşlar? Hatırlarsanız tabii ki de Tesla birimi olacak. Saygıyla anmış oluyoruz değil mi? Nikola Tesla'yı da böylece değil mi arkadaşlar? Evet hadi bakalım. Şimdi önemli bir notla tanıştırıyorum sizleri arkadaşlar. Ne diyor? Eğer bir tane teli n katlı, yani bu ne demek? Üst üste doladınız, doladınız, doladınız. Yani burada bir sürü tel olursa ne olur arkadaşlar? Böyle. Değil mi? Ne yapıyoruz? O zaman cevap basit. Hemen normalde bir tanesininki neydi? K 2 pi i bölü r'di. O zaman n tane olunca n'le çarptık. He. Eğer diyelim buraya ne yapmışım? Bir tane tel çizmişim. Dörtte biri kadar. Doğru mu? O zaman ne yapacağız? Manyetik alanın değeri de çok basit. K namuslu değeri 2 pi i bölü r. Ama bu biraz namussuzluk yapmış. 1 bölü 4. Değil mi? Dörtte birini alacağız bu sefer de. Hadi bakalım. Hemen uygulayalım. Şimdi ne diyor? Üzerlerinden i ve 3 yakım geçen K ve L halkalarından yalnız K halkasının oluşturduğu manyetik alan B. Hadi biz efendi efendi başlayalım. Şimdi K halkası ne yapar? Hangi yönde? Bak 4 parmak bu yönde değil mi? K'nın yönü. O zaman baş parmak bana mı geliyor? Evet, nokta. O zaman L zaten hemen uyanabilirsiniz ya. Ters yönde akın. Bak böyle dolanıyorsan da içeri doğru deyip hemen çarpı. Şimdi halka halka değil mi ikisi de? Biraz bak matematiği hızlı gitmeye çalışacağım. O zaman her ikisinin formülde şöyle değil mi? K 2 pi i bölü r yazıyorum ben. K 2 ve pi aynıysa i bölü r yazabilirim hemen. Bak yazıyorum. K'ın 2 ne kadar? i ve r. O zaman i bölü r. L'nin 2 ne? 3 i. Yarıçapı 2 r. 3 i bölü 2 r. Ve şimdi soruya geliyorum. K halkasının oluşturduğu manyetik alan neydi? B. Ben bu adama B vektörü dersem. Bu adam 3 bölü 2 katı ama eksi. Neden? Benim yönüm ters diyor. O zaman bileşkemiz ne olur? B ile eksi 3 bölü 2'nin toplamı olan eksi 1 bölü 2 B vektörü diye bulacağız değil mi gençler? Yes. Hadi bakalım. Oo, ne güzel. Düz telle halka bir arada değil mi? İşte bak burada biraz formülleri efendi yazmamızda biraz fayda olacak gençler. Çünkü efendi yazarsak da böylece sıkıntı yaşamayacağız. Şimdi diyor ki yalnız iyi akımı geçen düz telin O noktasındaki manyetik alanı B. Şimdi başlıyorum önce. Şu birinci tel değil mi? Şu bir. Ne yapıyor? Baş parmak akım bu düz tel olduğu için. O noktası nerede kaldı? Bunun sağında. Bak hemen böyle yapıyor. İçeri. O zaman birincinin manyetik alanı içeri. Yani çarpı. O zaman ikincinin manyetik alanı nasıldır arkadaşlar? Bak. İsteyen arkadaş hemen böyle yapar. Bak hemen böyle dolanıyor değil mi? Bak, koydum. Bak baş parmak nereye geliyor? Nokta dışarı.
O zaman bunu da bulduk. Bakın nokta. Okey. Yarısı yön bu işin. Ön ilk yarıyı güzel hallettik. Sıra ikinci duruma. İ'nin O yolun uzaklığı R. Ama bu bir düstel. Neydi? K. Bak efendi yazıyorum artık. İki tane. İ bölü R. Çünkü birinde pi var ya başıma bela olur. Sonra buna geliyorum. K. 2. Pi. Pi'yi de 3 al demiş miyim? Demişim. Akım ne kadar? 2i bölü r'nin bir de yarım ya bu. 1 bölü 2'si. Şimdi bu arada dikkat edin, tanım vermişim bir tane de soruda. Ne diyorum? Yalnız i akımı geçen düstelin manyetik alanına b. Ben şuna b demişim. Doğru mu? Kime b derim? K, 2i ve r'ye. Bakın hemen yazıyorum. K, 2i ve r'ye b. Ne kaldı burada? Şuradaki 2 ile bu 2 gidince de buranın cevabı 3b'dir. Eğer sen buna b vektör dediysen buna eksi 3b dersin. O zaman bileşkeye de eksi 2b vektörü deriz değil mi gençler? Evet, ne demiş? İki tane tel verilmiş. Biri düstel, biri halka. O noktasındaki bileşke manyetik alan sıfırdır. Doğru mu bakalım? Bu i1 ne yapar? Çarpı. Bu ne yapar? Dışarı zaten tutuyor. O zaman ne diyebilirim? Düstelin manyetik alanı ile halkanın manyetik alanları eşit ve zıt yönlü olacak ki sıfır olsun. Hadi hesaplayalım bakalım. Şimdi düstelinki nasıl bulunur? i1'in buraya olan uzaklığı 2r. O zaman yazıyorum. K 2 tane i1 bölü 2r. Değil mi? Eşittir. Buna geldim. Halka değil mi bu? K 2 pi 3 akım ne kadar? i2 bölü r. Hadi ortakları postalayalım. Şimdi bu ikiler gitti zaten. K'lar da gitti. R'ler de giderse. Burada sadece dikkat edin i1 kaldı. E burada ne kaldı? 6 tane i2 kaldı. Neyi sormuşum? i1'in i2 oranı i1 bölü i2'nin cevabı da yalnızca 6 olacaktı. Geldik son numaramız. Akım makarası, bobin, solenoid, self gibi kelimeler kullanılabilir. Üzerinden i akımı geçen en sarımlı bir bobinin dikkat edin yan yüzeyinde. Ne yapıyoruz? Bakın çok kolay. Önce sağ el kuralını ile başlayalım. 4 parmağınız üzerinden geçen akımsa boşta kalan bakın. Şimdi burada nasıl geçiyor akım? Yukarı değil mi? O zaman 4 parmağınızı bakın yukarı doğru koyduğum zaman boşta kalan baş parmak nereye gidiyor? Sola. O zaman bunun bu tarafındaki manyetik alan nereye doğru? Şöyle sola doğru olacak arkadaşlar. B vektörümüz bu. Peki değerini nasıl buluyormuşum? Bak burada her şey işe yaramıyor arkadaşlar. Buraya lütfen dikkat edin. Ne oldu? Bobinin bir yarıçapı var. Dikkat ettiniz mi? R. Hatta bu arada bobinin tüm uzunluğuna L diyorum ama sarımların arasına küçük L diyorum. Dikkat ettiyseniz. Ve üzerinden de I akımı geçti. Ve dikkat edin şimdi. Kaç sarımlı bir bobin sarılmış değil mi? En sarımlı bir bobin demişim de burada bakın. En sarımlı bir bobin. Bu arada sarımlar dikkat edeceğiniz bir şey var. Yan yana olmayacak arkadaşlar. Üst üste. Ne gibi? Örneğin ben şimdi bu bobinse buna başlıyorum sarmaya. Kaç kere sardım? Tabii ki daha birinci sırayı sarmıştım. Sonra başa dönüyorum. Bir daha tık 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 sardım 2. Bir daha sardım 3. Daha henüz üst üste gelecek yani aslında. Ama biz bunu temsili olarak gösteriyoruz. Ve bir bobinin oluşturduğu manyetik alanı nasıl buluyorum derse cevap gene bakın. K 4 pi çarpı akım ne? İ sarım sayısı n bölü ne? Küçük L. Dikkat edin. Büyük L'nin ve yarıçapın önemi yok. Çünkü neden? Sen burada manyetik etkiyi bobin sayesinde mi elde ettin? Akım sayesinde mi elde ettin? Tabii ki de akım sayesinde elde ettik, değil mi gençler? O yüzden sadece akıma bakacaksınız. Akımların arasında, daha doğrusu sarımların arasında, hatta burayı bazen görebilirsiniz. L'ye düşen n ne demek? Birim uzunluğa düşen sarım sayısı demektir. Bunun hepsinin ismini mutlaka yazın. Birim uzunluğa düşen sarım sayısı anlamına da gelebilir arkadaşlar burada, tamam mı? Bu biraz daha kolaydır. Bu arada bu sizin TYT'de de karşınıza gelebilir, değil mi arkadaşlar? Çünkü bunu siz ortaokulda elektromıknatıs olarak da görmüştünüz, değil mi? Hadi bakalım. Ne diyor bakalım? V potansiyeline bağlı reosta yardımıyla ne yapılıyor? En sarımlı bir bobinden akım geçirildiğinde bobinin çekebileceği demir toplayın. Niye? Ne oluyor? Ya ben diyor kuvvetli mıknatısım. Bana elektromıknatıs derler. O zaman benim manyetik alanım eğer büyük olur ise ben bayağı bir adam çekerim diyor, değil mi? N tane. Ve ben bunu nasıl buluyorum? O zaman B'yi hatırlatıyorum. K 4B geçen akım i sarım sayısı neymiş? Küçük n bölü l'ydi, değil mi? Şimdi o zaman ben B'yi nasıl arttırabilirim? 1. Akımı arttır.
Sarım sayısını arttır ya da sarımların arasındaki mesafeyi kısalt. Peki bu arada akımı nasıl bulursunuz arkadaşlar diye sorar. Tabii ki de ohm kanunu. Üreticim potansiyeli V. Ve sizin burada muhatap olduğunuz direnç şurası değil mi arkadaşlar? R. Şimdi sen reostayı hareket ederek I'yi etkileyebilirsin. Ve ben o zaman akımı arttırma yolları diyor ki en sayısının artması. Yani akımı arttırmak için ne yapabilirim? Ya daha büyük gerilime sahip bir üretici kullanmak ya da reosta yardımıyla direnci küçültebilirim. O zaman başlıyorum. Potansiyeli daha büyük üretici kullanmak. Bu hemen işime geldi. Bobinin sarım sayısını arttırmak. Evet o da iyi bir şeydi. Şimdi en önemli yere geliyorsun. Reostanın sürgüsünü buraya çekersek. Reostanın sürgüsünü buraya çektiğim anda daha fazla dirençle muhatap olacağım. Doğru mu? Direnci küçültmem gerekiyordu. Tam tersi 2 ve 3 aradığımız cevap olacak gençler. Evet ve geldik son sayfamıza değil mi? Sevip de terk edilenlerin sayfasıydı değil mi bu bizim? Ve dikkat edin şimdi. Bu bobinin normalde hani böyle çiziyoruz ya şöyle. Kalpazanca bir gösterim vardır. RLC alternatif akım devrelerinde biliyorsunuz böyle çizeriz biz bobinleri. Yani bu şekli gördüğünüzde aklınıza ne gelmek zorunda? Hani dirençler gibi gösteriliyor ya bu da bobinmiş arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım çözelim. En sarımlı bir bobine R direnci bağlanıp V potansiyeli uygulandığında bunun eksenindeki manyetik alan B. Hadi yaz bana B'yi. Neydi? K 4 pi çarpı akımı ne? İ sarım sayısı N. Bobinin uzunluğu da daha doğrusu sarımlar arası uzunluk L. R direncine başka bir R direnci daha bağlanırsa diyor. Nasıl olarak ama? Paralel olarak. Sen şimdi buraya bir anda bir R direnci bağlarsan R. Ne oluyordu? Hemen akım hatırlatalım. Akım neydi? V bölü R dedi mi gençler? Acaba R ne oldu? Hemen aklımıza geliyor. R ile R paralel olunca 1 bölü R 1 bölü ya da hemen hızlı hızlı çarp hemen. R çarpı R bölü topla 2R. Ne oldu direnç? R bölü 2 oldu. Direncin yarıya düşerse akım bir anda iki katına çıktı mı? Akım iki katına çıkarsa bir anda manyetik alanın şiddeti de iki katına çıkacak değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla sorunun cevabını da 2B olarak bulduk arkadaşlar. Evet. Tabi bu arada bobinlerin de gerçek hayatta bir dirençleri vardır. Onu mesela ne demişiz? Ciddiye almayın demişiz değil mi gençler? Evet. Böylece manyetik alanın ilk dersini bitirdik gençler. Umarım biraz böyle sağ elleri göstermenin yanınızda olmayınca zor olduğu bir çalışma oluyor. Bizler için de gerçekten zor. Bir sonraki konumuz manyetik kuvvet olacak gençler. Evet kampımızdaki videolar tüm hızıyla, son hızıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım güzel de geçiyordur sizler için. Bir sonraki çalışmada tekrardan birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.